Herkese merhaba. İsmim Tanku Takay. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği'nin eğitim video serisinde ben karaciğer arteri hastalıklarını anlatmaya çalışacağım. Karaciğer arteri stenozları her yıl 75 yaş üstü 100 kişinin birinin ölümünde etkilidir. Bunun sebebi de karaciğer bifurkasyonunda yerleşimi, ateron plaklarına bağlı emboli ya da trombüslerdir. İlk karaciğer stent arterektomi Londra'da 1954 yılında yapıldıktan sonra halen dünyada non-kardiyak vasküler ameliyatlar açısından birinci sırada yapılan ameliyatlardan biridir. Tanıyı Doppler ultrasonla koyuyoruz. Çünkü non-invasif, sensitivitesi yüksek ve ucuz bir tetkik. Ancak standartizasyonu yok ve etki alanı bazen sınırlı. Gene non-invasif bir başka tetkik olarak MR anjiyografi, gene non-invasif, tetkik alanı son derece geniş, morfoloji hakkında bilgi veriyor. Ama her hastaya kullanılamıyor. Özellikle kalp pili olan, kapalı yer korkusu olan hastalarda kullanımı sınırlı olabiliyor. Konvansiyonel anjiyografi, invaziv bir tetkik, sensitivitesi yüksek ve tetkik alanı geniş. Ama DSA dediğimiz konvansiyonel anjiyografinin de lokal ve nörolojik komplikasyonlarının olma riski var. Karaciğer arterlerde her zaman kullanılan bir kavram var. Semptomatik hasta, asemptomatik hasta. Nedir semptomlar? Etkilenen karaciğer arterin karşı tarafında, yani kontrlateral tarafında, üst veya alt ekstremitede motor kayıp, kuvvet kaybı, his kaybı. Bir diğer semptom, homolateral görme bozukluğu atayla seyreden amaurosis fuga. Genellikle hastalar gözüme bir perde indi, geçici körlük yaşıyorum dedikleri semptom. 3. Senkop, yani hastanın bayılması, fasial sinir paralizleri ve konuşma bozuklukları karaciğer arterlerinin semptomlarının başlıcalarıdır. Tedavide birkaç tedavi şekli var. Medikal tedavi, cerrahi tedavi, girişimsel radyolojik müdahaleler, yani karaciğer artere stent konulması. Cerrahi tedaviden de kastımız endarterektomi. Bu hastaların hepsi ister ameliyat olsun, ister karaciğer arter stentlemesi geçirsinler, istersek de takipte tutalım. Bu hastalara antihipertansif tedavi, antiagregasyon, antikoagülasyon ya da statin tedavilerin bir kombinasyonu gerekmektedir. Girişimsel radyolojik müdahalelerse özellikle boyun bölgesinde radyoterapi görmüş, stenotik lezyonların cerrahi için distalde kaldığı, redo hastalarda, trakeostomi olan hastalarda, yani başka bir deyişle cerrahinin riskli olduğu hastalarda, cerrahinin uygulanamayacağı hastalarda uygulanacak bir yöntemdir. Çeşitli kılavuzlar yayınlandı bununla alakalı. Belli yıllarda bu yapılmakta. Bizim de 3 derneğimizin yapmış olduğu kılavuzda da gene karaciğerle alakalı öneriler var. İlerleyen bölümlerde onlara da göz atacağız. Önce semptomlardan dedik ki inme. Bunu bir tanımlamak isterim. Geçici iskemik atak, geçici iskemik nörolojik defisit ya da inme. Bu kavramların üzerinde durursak, geçici iskemik atak dediğimizde ani gelişen, 24 saatten kısa süren ve sekel bırakmadan iyileşen fokal bir nörolojik defisit. Geçici iskemik nörolojik defisit ise 24 saatten uzun süren ve 3 hafta içinde sekel bırakmadan düzelen fokal nörolojik defisit. İnme ise ilerleyici 3 haftadan uzun süren, klinik olarak parenkimal iskemi ya da kanamaya ikincili gelişen yeni ve sıklıkla akut nörolojik fonksiyon kaybı olarak adlandırılmakta. En son geçen sene yapılan ve Stroke dergisinde yayınlanan yeni bir tanımlamada ise eğer infarkt yok ise geçici iskemik atak, infarkt var ise inme olarak tanımlanma yapılmış. Biz de kendi kılavuzumuzu da bu şekilde aldık. Karaciğer arterlerinin darlığının tedavisinde baktığımız 5 parametre var. Bunlar nörolojik semptomatoloji, karaciğer arter darlığının derecesi, medikal komorbiditeler var mı, vasküler ve lokal anatomik özellikler ve karaciğer plak morfolojisi. Hangi hastaya müdahale ederim? Karaciğer stenozunun nedeni olan eğer bir emboli ise ve buna bağlı bir nörolojik semptom varsa, yani az önce saydım, amaurosis fuga,
karşı tarafta güç kaybı, konuşma bozukluğu, fasial paralizi mevcudiyetinde, semptomatik hastada. Ve %70'in üzerinde bir internal kranial arter lezyonunun varlığı, perioperatif mortalite ve morbiditenin %6, 3 ila 6 hatta altında olduğu hastalarda uygulanabilir. Burada rejyonel anestezi yapılarak karotis endarterektomiye hazırlanan bir hasta görmekteyiz. Bu hastalarda en önemli nokta karotis endarterektomiyi yaparken karotis arteri kapatmamız gerekiyor. Ve burada acaba diğer taraf yani Willis poligonundan gelen kan beyni beslemeye yeterli mi değil mi? Bu noktaya bakıyoruz. Bunun için de karotis güdük basıncı ölçümü, elektroensefalografi, orta serebral arterin transkranial dopleri, infrared spektroskopi bunu uyguluyoruz. Bizim kliniğimizde tercih ettiğimiz yöntem ise rejyonel anestezi uygulanarak lokal anestezi altında bu işlemi yapmak. Bunun avantajı da nörolojik durumu her zaman değerlendirilebiliyor çünkü hasta uyanık. Tabii bu cerrahın, kliniğin alışkanlıkları ve hastayı en güvenli insan nasıl ameliyat edebilecekse o şekilde etmesini tabii ki öneriyoruz. Bu slaytta standart bir karotis artere yaklaşım nasıl yapılmalı ve burada önemli anatomik landmarklar, mihenk taşları da nelerdir bunu görüyoruz. Hastanın boynu hiperekstansiyonda ve operatif alan karşı tarafına çevrilmiş insizyon, sternokleidomastoid kasın üzerinde ilerliyor ve bunun anterior sınırında 2/3, üst 2/3 düzeyinde bu insizyonu ilerletiyoruz. Ve hastanın sternokleidomastoid kasının medial kısmında ise karotis arterleri görüyoruz. Standart olarak internal karotis arter kafa kaidesine girene kadar dal vermez. Dolayısıyla common karotis arteri bulduktan sonra dal veren arter eksternal karotis arterdir. %90 oranında da bu dal tiroidal süperior dalıdır. Dal vermeyense internal karotis arterdir. Burada ameliyat serimizde açığa çıkarılmış bir karotis arter dalını görmekteyiz. Common karotis arter. Sarı vessel loop'larla dönülmüş. Eksternal ve eksternal karotis arter ve tiroidal superior sarı vessel loop'la dönülmüş ve kırmızıyla dönülen de internal karotis arter. Biraz daha yakından bakmak gerekirse bu şekilde görmüş oluyoruz. Daha sonra arteriotomiye başlamak lazım. Arteriotomi, endarterektomi plan hangi bölgesinde en yoğunsa oradan başlatılması gerekmekte. Ve internal karotis arterde normal intimal ve medial katmanlar görüldüğü zaman da endarterektomiyi sonlandırmak lazım. Burada şekilde görüyoruz. Common karotis, ICA ve ECA dönülmüş. Endarterektomi yapılmış. Bir spatula aracılığıyla plak çıkarılmış. Ve arkasından bir yama konularak işlem sonlandırılmış. Şimdi karotis arter ameliyatlarında şant kullanmak gerekir mi, gerekmez mi? Daha önce de konuşmuştuk. Ana nokta Willis poligonunun yani karşı taraftan gelen kan akımı yeterli olacak mı, olmayacak mı? Eğer yeterli olmaz ise ya da bu hisse sahipsek ama daha da önemlisi kanın yetip yetmediğini daha objektif parametrelerle gördükten sonra şant kullanıyoruz. Şant ameliyatı yapma sırasında bize bir güven sağlıyor ve kanın common karotisten internal karotis artere geçmesini ve hastanın serebral iskeminden korunmasını sağlamakta. Rutin şant kullanan, seçilmiş bazı hastalarda şant kullanan ya da hiç şant kullanmayan cerrahlar var. Nasıl karar veriyoruz? Karotis arter güdük basıncının 50 mm civarının altında olması, elektroensefalografide değişiklikler, somatosensör evoke potential monitoring dediğimiz durumlar ya da bizim uyguladığımız gibi lokal anesteziyle yapılan hastada hastaya prova klempi koyduktan sonra şuur durumunda hastanın değişiklik olmaması durumunda şant kullanmadan devam etmek. Eğer bir şuur değişikliği varsa da şant kullanarak işlemi tamamlamak. Her işlem olduğu gibi bu tarz operasyonların da riskleri var. Bunlar da nedir?
perioperatif inme ve ölüm, nörolojik komplikasyonlar, majör nörolojik defisit, kraniyal sinir hasarı, özellikle reküler laringeal sinir, hipoglossal sinir ve fasiyel sinirin marjinal mandibular dalına hasar olabilir. Buna bağlı olarak da vokal kort paralizi, ses kısıklığı, ses tonunda değişme, yutma ve öksürmede güçlük ortaya çıkabilir. Bir diğer önemli komplikasyon miyokard infarktüsü, yarı eri komplikasyonları, hematom, hipertansiyon ya da hipotansiyon ve karotis restenozu olarak karşımıza çıkmakta. Hep cerrahi konuştuk. Biraz da stentlemeye bakarsak eğer hangi hastalara karotis stentlemesi yapmak gerekir? Öncelikle hastada karotis stentleme için gerekli kriterlerin varlığı. Yani bu başka bir deyişle hastada neden cerrahi yapamadığımızı da açıklar. Eğer çok yüksek ya da alçak bu filtrasyon varsa, eğer hasta daha önce radyasyon tedavisi almışsa, yapışıklıklar varsa o bölgede, ikincil girişimler mevcutsa, yani cerrahi tedavi engelleyici kriterler var ise karotis stentleme yapılabilir. Ve tabii ki stent yerleştirilmesini engelleyen bir durumunda bulunmaması. Cerrahi için yüksek riskli hasta nedir? Her yayında bunu görüyoruz. Bu anatomik faktörler ya da sistemik yapısal faktörler olarak cerrahi için yüksek riskli hastaları tanımlar. Anatomik faktörlere baktığımız zaman cerrahi olarak ulaşılması güç lezyonlar. Yani yüksek bifurkasyonlar ya da spinal instabilite, geçirilmiş boyun diseksiyonu, radyasyon tedavisi gibi ya da geçirilmiş endarterektomi. Burada anatomik kriterleri ve medikal komorbidliği görüyoruz. Anatomik kriterleri zaten az önce saymıştım. Medikal komorbid olarak hastanın çok ileri yaşta olması, düzeltilemeyen bir konjestif kalp etmezliğinin olması ya da çok önemli anjina pektorisi olması, sol ana koroner arter lezyonunun ciddi olması ya da çok damar koroner arter hastalığı olması, ejeksiyon fraksiyonunda çok fazla düşüklük olması, bunlar medikal komorbid olarak karşımıza çıkmakta. Anatomik olarak stentleme yapmamamız gereken ya da yapmamızın zor olan durumlarda internal karotis arterde keskin bir açılanma olması ya da redundan bir karotis arter olması. Özetlersek aortik ark içinde kateter kılavuz tel manipülasyonunu zorlaştıran her şey stentleme işleminin riskini arttırmakta. Bunlara örnek olarak kompleks tip 3 aortik ark, sirkümferansiyel bir kalsifik lezyon, internal karotis arterde ciddi bir açılanma olması, tortuyoz bir common karotis arter, arkus aortada ciddi kalsifikasyon, multiple laküler enfarktlar, serebral mikroanjiyopatiler, koagülasyon bozuklukları, zor vasküler erişim ve renal sorunlar. Bunlar karotis arter stentlemesi için dezavantajlı, yapılmasının zor olduğu ve yapılmaması gereken durumlar. Taze trombüs olması karotis arterde, oradan bir kılavuz tel geçtiği zaman bunun manipülasyonu o taze trombüsün yani pıhtının koparak beyne gitmesine yol açmakta. Ya da çok proksimal common karotis arter lezyonlarının olması gibi. Orta riskli hasta grubuyla alakalı yapılmış birçok çalışma var. Bu çalışmaları meslektaşlarımız zaten literatürden takip etmekte. CREST çalışması, EVA3S, SPACE, ICSS gibi çalışmalar genellikle cerrahi mi daha iyi yoksa stent mi daha iyi şeklinde çalışmalar yapmakta. Bu çalışmalar içinde en çok bilinen çalışma CREST çalışması, stentleme ve cerrahi arasında majör fark olmadığını söyleyen bir çalışma olarak lanse edildi. Ve bayağı yüksek sayılarda hastalar katılarak yapıldı. Multicenter, randomize, kontrollü bir klinik çalışmaydı bu. Semptomatik ve asemptomatik 1000'in üzerinde hasta alındı. Ancak 30 günlük çalışmanın 30 günün sonuçlarında stroke oranı stent grubunda daha fazlaydı. 4.1'e 2.3. Yani neredeyse 2 kat. Buna mukabil miyokard infarktüste endarterektomi grubunda daha fazla çıktı. 2.3'e 1.1. Ama tekrar ediyorum, ölüm ve felç stent grubunda 2 kat fazla. Ortalama yaş 69 ve bu hastalar artık uzun dönem takip sonuçlarında yayınlıyorlar. 4 yıllık bir takibi var. Ama son yapılan yorumlamalarında CREST çalışmasının birçok yorumlama makaleleri de ortaya çıktı. Hala endarterektomi bu hastalar için
çok önemli ve kullanılması gereken ilk sıradaki seçenek. Peki bu konuyla alakalı biz ne diyoruz? Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi ve Flebolojik Derneği'nin ortak hazırladığı kılavuzda bir takım öneriler var. Birinci öneri, hangi tanı yöntemlerini kullanmamız lazım? Ki bu aynı zamanda da bugünkü ders konusunda bir özeti olarak kabul edilebilir. Karaciğer arter darlığının derecesinin belirlenmesinde Doppler ultrason, MR anjiyo ve CT anjiyo endikedir. Bu çok güçlü bir öneri. Doppler ultrason, karaciğer arter hastalığının belirlemede ilk basamak testi olmalıdır. Dijital subtraksiyon anjiyografisi, non-invaziv yöntemlerle incelenen olgularda eğer sonuçlarda bir uyumsuzluk varsa, yani MR ve ultrason birbirini korele etmiyorsa endike, yani anjiyo yapmalıyız. Ya da aynı seansta bir endovasküler tedavi de planlanacaksa o zaman teşhis yöntemi olarak da kullanılabilir. İkinci öneri, toplam 13 tane öneri var zaten karaciğerle alakalı olarak. Tıbbi tedavi ne olmalı? Uzun dönem antitrombosit tedavi yapılmalıdır. Statin tedavisi bütün hastalara önerilmektedir. Hem asemptomatik hem semptomatik hastalarda. Çok güçlü öneri. İkili antitrombosit tedavi eğer revaskülarizasyona girmeyecek hasta önerilmez. Tekli tedavi yeterli olacak diye öneriyoruz. Öneri 3, endarterektomi için öneriler. Genel anestezimi yapalım, lokal anestezimi uygulayalım. Bu anestezist, cerrah kendi deneyimlerine göre anestezi yöntemini seçmelidir. Çok güçlü öneri. Cerrahide önemli bir nüans, eversiyon karaciğer endarterektomi veya klasik endarterektomi ve yama ile tamir primer kapamadan çok daha üstündür. Güçlü öneri. Karaciğer endarterektomi sırasında seçilmiş hastalara şant önerilir. Selektif şant kullanımında şant gerektiğini gösterecek monitorizasyon yöntemleriyle alakalı kanıtlar halen sınırlı. Antitrombosit tedavi endarterektomi sonrasında önerilir. Güçlü öneri. Yama ile onarım uygulamasında sentetik materyaller yani Dacron ya da PTF arasında seçim yapmak için veriler yetersizdir. Yani gene cerrah hangisiyle rahat edecekse onu kullanabilir. Stentleme için hangi önerileri yaptık? Bundaki önemli nokta bunun çok deneyimli merkezler tarafından yapılması. Yoğun bir eğitim programı gerekmekte. Yılda en az 50 karate stentlemesi yapmayan merkezlerde stent uygulaması önerilmez. Avrupa'da da böyle, ülkemizde de böyle. Çünkü bu özellikle son zamanlarda çok liberal olarak darlık gördüm, ben buraya stent koyuyorum diyen birçok meslektaşımız mevcut. Özellikle kardiyoloji grubunda. Bu çok yoğun eğitim programından geçtikten sonra çok güvenli merkezlerde cerrah, nörolog, ve girişimsel işlemi uygulayan kim ise eğer vasküler cerrah ya da kalp damar cerrahı kendi yapmıyorsa da bir konsey içerisinde bir konsensus dahilinde yapılması lazım. Ve yine tekrar etmek istiyorum hangi hastalara uygulamak gerekir? Trakeal stomalı hastalarda ameliyat veya eksternal ışın radyoterapisi alan hastalarda yani orada skarlı, fibrotik, yapışık bir doku mevcudiyetinde önceden kraniyal sinir yaralanması varsa, lezyon çok distalde ya da proksimalde ise ve semptomatik olacak tabii hastalarda stent önerilir. Güçlü öneri. Aort ya da supraortik arterlerde yaygın plak, kalsifikasyon, kıvrım yani kateter manipülasyonunu zorlaştıran hastalarda ise stent önerilir. Ama hangi merkezlerde? Komplikasyon oranı düşük ve deneyimli merkezlerde. Embolik koruyucu cihaz kullanılmalıdır muhakkak. Medikal komorbidleri fazla olan, yani ağır düzeltilemeyen koroner arter hastalığı olan, konjestif kalp yetmezliği olan ve ağır KOAH olan hastalarda %50 ve daha fazlasında karaciğer arter darlığı mevcutsa ve semptomatikse stentleme tercih edilebilir. Stentleme sonrasında muhakkak ikili antitrombosit tedavi önerilir. Bu ister bir klopidogrel ya da azetil salisilik asit kombinasyonu olabilir ya da kliniğin tercihine göre ama ikili uygulamak gerekir diye öneriyoruz. Stentleme sonrası bu antitrombosit tedavi işlemden önce başlanmalı ve işlemden sonra en az 3 ay devam etmeli.
Asimptomatik hastalarla alakalı kılavuz ne öneriyor? %80 üzeri internal karotis arter darlığı revaskülarizasyon endikasyondur. Çok güçlü öneri. İnternal karotis arter darlığı %60'ın üzerinde olan, yaşam beklentisi 5 yıldan fazla olan asimptomatik hastalar, eğer yapılan merkezlerde inme ve örüm oranı düşükse endarterektomi önerilmesi makuldür. Asimptomatik hastalarda stentleme sadece yüksek hacimli ve güvenli merkezlerde uygulanmalıdır. Semptomatik hastalara gelince %70 ila 99 arasında darlık olan, ICA darlığı olan, internal karotis arter darlığı olan hastalar revaskülarizasyon endikasyonudur. Semptomatik olan ve internal karotis arter darlığı 50 ila 70 ila 69 arasında olan hastalarda revaskülarizasyon hastanın durumuna göre dikkate alınması gereken bir yöntemdir. Tabii güvenli ve bu işi çok yapan merkezlerde. Cerrahi yoldan darlığa ulaşmanın zor olduğu, ameliyat riskinin büyük oranda arttıran ve tıbbi rahatsızlıkları bulunan veya radyasyon kaynaklı darlık ya da redo hastalarda stentleme düşünülebilir. Semptomatik hastalarda bu stentleme ise gene sadece yüksek volümlü merkezlerde yapılmalı. Bir de zamanlama hakkında önemli bir hatırlatma yapmak isterim. Semptomlar başlamasından sonraki 15 gün içerisinde revaskülarizasyon düşünülmesi gerekir. Eğer semptomatik hastada %70'in üzeri internal karotis arter darlığı ve birlikte periferik arter hastalığı var ise öncelikle karotis revaskülarizasyonu olmalı. Ama 6 aydan uzun süren ve hastada hiçbir semptomu olmayan bir karotis arter darlığı var ise ve hastada da bir periferik arter hastalığı varsa periferik arter hastalığı girişimini bekletmeye gerek yok. Yani hastada diyelim ki ayakta yara var ve tanı konulmuş bir femoral arter oküzyonu var ama aynı zamanda da asemptomatik %50 bir karotis arter darlığı var. Bu durumda periferik arter hastalığının tedavisini bekletmeye gerek yok. Peki koroner bypass yapılacak hastalarda ne yapmak gerekir? İlk önce bu hastalarda tanı yöntemiyle alakalı bir tarama yapmak gerekir. 65 yaş üstü ve sol ana koroner arter hastalığı olan hastalarda, periferik arter hastalığı öyküsü bulunanlarda, sigara kullanımı olanlarda, inme ya da geçici iskemik atak öyküsü olan hastalarda, karotis üfürümü olan hastalarda ameliyat öncesinde karotis Doppler ultrason yapılmalıdır. Yani koroner bypass için kliniğe yatan risk altındaki 65 yaş üstü hastalarda bunu uygulamak gerekir ki altta yatan bir karotis arter darlığı gözden kaçmaması açısından. Koroner arter hastalığı ile birlikte karotis revaskülarizasyonu nörologları da içeren multidisipliner bir birliktelik yaklaşımıyla tartışılmalı ve karar verilmelidir. Eğer karotis revaskülarizasyon endikasyonu varsa karotis ve koroner girişiminin zamanına hastanın klinik durumu, karotis ve koroner arterlerin darlığının derecesi karar vermemizi etkileyen ana unsurlar. Elektif koroner bypass uygulanacak ve son 6 ay içinde karotis arter darlığına bağlı geçici iskemik atak ya da inme geçiren hastalarda eğer %70 ila 99 karotis darlığı varsa revaskülarizasyon yapılmalıdır. %50 ila 69 karotis arter darlığı varlığındaysa hastaya özel faktörler ve klinik duruma bağlı olarak karotis revaskülarizasyonu yapılabilir. Peki redo hastalarda neyi uygulamak gerekir? Bu hastalarda tanı olarak ilk yöntem ultrasonografi ve bu hastalarda gene kanıtlar sınırlı olmakla beraber yapılması gereken tedavi endovasküler tedavi olmalıdır. Ben bu süre içerisinde size karotis arter hastalıkları ile alakalı tanı, tedavi, kılavuzlar ne diyor ve ulusal kılavuzlar ne diyor bunun hakkında bilgi vermeye çalıştım. Çok teşekkür ediyorum.